Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Yıllar önce bir programda birileri yardım verecek başka bir aileye. Ve hani 5 tanesi 3 lira falan gibi sepetlerin içinde olur ya, hani adi şeyler. Adam direkt beni oraya götürdü. Ha dedi, bunlardan seçebilirsiniz dedi. O kadar ağrıma gitmişti ki. Yani niçin kaliteli şeylerden değil de orada zaten defolu mefolu elinde kalan şeyleri verir ki insan? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevdiğimizden vermemizi istiyor değil mi? Allah-u Teala da bunu. Allah-u Teala kalbimizde hiçbir şeyi putlaştırmamamızı, orası çünkü ona ait bir yer ya. Sen çok bir şey istiyorsun, o istediğinle için titriyorsa bakalım o verdiğimi bana geri verebiliyor musun diyor. Şimdi benden bilebiliyor musun, geri verebiliyor musun? Evet, benden bilebiliyor musun, geri verebiliyor musun? Dünkü programda 100. ayeti okumuştuk. Neydi Hazreti İbrahim? Salihlerden bir kul istiyor, bir evlat istiyor Salih. Bunun üzerine onu halim bir oğlan olan İsmail'le müjdeledik. Peki Halima sonra, Gulama. Ya. Peki sonra nihayet çocuğu onunla beraber çalışacak çağa erişince İbrahim, ey oğulcuğum, doğrusu ben uykuda rüyamda görüyorum ki gerçekten ben seni boğazlıyorum, yani kurban ediyorum. Artık bak bu rüyam hakkında sen ne görürsün, fikrin nedir diye soruyor. Çocuğu İsmail, ey babacığım, bak ey oğulcuğum, ey babacığım. Babacığım. Öbüründe ey babacığım diyor ama ona babası ismiyle hitap ediyor. Fakat burada ikisinde de o tüylerim diken diken aynı o şefkat letafet ve muhabbet var. Evet. Ey babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi Saffat suresinde. Evet. Evet, şimdi kurban Kur'an'da birçok yerde geçiyor. Mesela biz Hazreti Adem'i yaparken Hazreti Adem'in iki oğlu arasındaki meselede kurban meselesi gündemimize gelmişti. Mesela Kevser suresinde kurbanı kabul edilmişti. Kurbanı, evet, evet. Kabil'inki edilmemişti. Evet, şimdi burada da Hazreti İbrahim'in hani onun neredeyse tek oğlu, yani ilk oğlu, tek oğlu. Belki de kurban meselesinden sonra Hazreti İshak doğuyor da olabilir. Zamanlamasını bilmiyoruz. Yani tek bir çocuğu var ve o çocuğunun da hani kurban ederek ettiğini görüyor rüyasında. Ve bu rüya tekrarlayan bir rüya. Yani Hazreti İbrahim'i Allah'ın bir emri gibi gördüğü, öyle yorumladı. Çünkü bazen vahiy şeyle geliyor ya, rüyayla geliyor ya Peygamber Efendilerimize. Yani dolayısıyla gidiyor ve Hazreti İsmail'e bunu soruyor. Yani Rabbim bana böyle bir rüya gösterdi. Ben seni böyle görüyorum. Sen ne dersin bu konuda diyor. Hazreti İsmail de fıtratı gereği halim ya, yani him sahibi, yumuşaklık sahibi. Ey babacığım, hangi şeyle emrolundunsa onu yap, beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Ve hazırlık yapıyorlar, beraberce yürüyorlar. Şu anda hani şeytan taşlanan yer var ya, orada o yürüyüş biliyorsun. 3 tane aşama var, 3 tane küçük, cemerat orta, yapıyoruz biz. Büyük şeytan. Evet, her defasında şeytan geliyor işte birinci cemerat dediğimiz yerde fısıldıyor. Baban seni kesmeye götürüyor. Aslında sen çok küçüksün. Aslında bu şey değil, Allah'ın emri değil. O seninden kurtulmak istiyor gibi fısıltılarla. Cennette Hazreti Havva ile Adem'e fısıldadığı gibi. Evet, aynen öyle. Aynı ısrarla fısıldıyor. Sonra ikinci cemerat noktasında yine aynı şey. Üçüncüde aynı şey. Ve her defasında Hazreti İsmail şeytana taş atıyor. Ve şeytanı taşlamak da sanıyorum oradan mülhem bize bir vazife olarak uzaklaş verildi. Benden. Evet, uzaklaş benden diyor. Şimdi ve sonunda Hazreti İsmail'i, Hazreti İbrahim'i yatırıyor yüzü üstüne. Yüzü görünüyor aslında. Ve Hazreti İbrahim bıçağı alıyor ve boynuna sürüyor ve bıçak kesmiyor. Hazreti İsmail zannediyor ki, babam benim yüzümü görüyor ve o yüzden kıyamıyor. Kesemiyor, kıyamıyor diyor. Ya babacığım beni yüzü koyun yatır, böylece yüzümü görmezsin dediği rivayet ediliyor. Öyle de yatırdığında yine kesilmiyor. Bu sefer Cebrail'in bir şeyle, bir kurbanla geldiği ve senin kurbanını kabul ettik. Bu noktada artık hani
sen yerine getirdin emrimizi. Artık sana bu kurbanı onun yerine bağışladık diye bir kurban getiriliyor. Orada yatana kadar aslında imtihan Yusuf'un, İsmail'in imtihanıydı. İkinci kez o kesilmeyip yüzümü arkaya çevir dediğinde yine o imtihanını da verdi. Aynen. Ondan sonrası İbrahim'in imtihanıydı. Evet. Onlar da kazanmış oldular ve Hazreti İsmail'in yerine bir kurbanlığı Allah gönderdi. Ve böylece ikisi de Rablerine olan kurbiyet imtihanlarını, yani yakınlık imtihanlarını kazandılar. Bu kitabı da önerelim mi? Çok güzel bir kitap bu arkadaşlar. Kutsalı Kesmek, Kurban Kurbiyettir. Evet. Necmettin Şahinler abimizin. Hay kitaptan çıkmıştı ama şimdi ikinci baskısı var mı, devam ediyor mu onu bilemiyorum. Bu aslında Hazreti İbrahim'in bir imtihanı. Neden? İman, sabır ve teslimiyet konusunda ve tüm insanlığa örnek olacak bir imtihan. Acaba Hazreti İbrahim hani bir varisi olmadığı için, kendinden sonra soyunu devam ettirecek bir evladı olmadığı için yalnızlık hissettiği ve sevgiyi, neşeyi hissetme ihtiyacı olduğu için ve kendisine destek olacak bir ihtiyacı olduğu için böyle dua etti. Allah ona Haliman Gulama, yani halim bir evlat olarak, erkek evlat olarak Hazreti İsmail'i verdi. Ama düşünebiliyor musun? Babanın kalbinde çocuğun yeri çok ayrı. Annenin kalbinde de öyle. Ve bu Allah'ın verdiği bir nimetken benim diyebiliyorsun. Benim, benim evladım, bunu ben yaptım diye sahiplenebiliyorsun. Hazreti İbrahim bu zamana kadar bütün o hani ayrılıklarla, kavuşmalarla geçen ömrünün içinde, hicretlerle geçen ömrünün içinde ve ömrünün 100 sene sonrasında bir evlada sahip olmuş ve Rabbi onu onunla imtihan ediyor. Hadi bakalım diyor. Çok şimdi istiyorsun. Sen bu istediğin evladı bana kurban edebilecek misin? Bana mı yakınsın, ona mı yakınsın? Kurbiyetin kime? Kime muhabbetin? Ve gerçekten de ne oluyor? Hazreti İbrahim Rabbinin emaneti olduğunun şuurunda sen verdin, istediğin zaman sen alırsın teslimiyetiyle. Ben sana yakınım. Evet, ben sana yakınım diyerek ne yapmış oldu? O imtihanını kazanmış oldu. Yani kurban üzerinde düşünürsek eğer, şimdi bak biz hacda ne yapmış oluyoruz? Hazreti Hacer'in o Safa ile Merve arasındaki yürüyüşünü yapıyoruz. Hazreti Hacer'i hatırlıyoruz orada. Sonra şeytan taşlamada Hazreti İbrahim'i ve Hazreti İsmail'i hatırlıyoruz Cemerat'ta. Kurban da yine oradan mülhem geldi diye söyleniliyor. Tamam, kurban ne olacak? Kurbanın eti, kanı, kemiği mi Allah'a gidiyor? Hayır, bizim İhtiyacı niyetimiz yok. Gidiyor. Allah onun etine, kemiğine, kanına muhtaç değil ama sen sevdiğin bir şeyden Allah için vazgeçmeye senin ihtiyacın var. Çünkü vazgeçemediğin tarafını şey senin çok ağır bir imtihanın haline geliyor. Bu haçta bir de en önemli bence ilk çıkış. Çünkü aileni bırakabiliyorsun, işin gücün, her şeyini bırakıyorsun, belirli bir mesafe gidiyorsun. Sen dönene kadar hani ne olacak, ne bitecek, döndüğünde aileni bulabilecek misin, işini gücünü aynı bulabilecek misin? O yolculukta çekilen meşakkatler, tabii şimdi uçağa binip gidiyoruz ama ve lakin hani benim anneannem, babam onlar hep arabayla gitmişlerdi. Da oradan başlıyor aslında, hani hicret gibi düşünürsek. Zaten dünyadan ukbaya hicret gibi bir şey yani. Dünyevi bütün her şeyi geride bırakıp hani mahşerin provası olan Arafat'a çıkıyorsun da orada hani üzerinde hiç dikişli bir şey olmadan orada duruyorsun. Bir de bir şey yapmadan duruyorsun. O vakfeler var ya, insana ne kadar zor geliyor fark ettin mi? Hiçbir şey yapmadan duracaksın öğlenle, öğleden cem sonra ediyorsun. Cem edeceksin ve duracaksın. Bir şey yapmayacaksın, herhangi bir şeyle meşgul olmayacaksın. Meşguliyetin sadece ve sadece Allah. Durup Rabbinle muarefe etmek olacak. Kendine bilmek olacak, kendinle baş başa kalmak olacak. Hele ki bu zamanın insanı için kendiyle baş başa kalmak çok zor. Çünkü elde telefon var, elde başka bir şey var. Sürekli insanı başka bir şeyle meşgul ediyor ki kendi sesini duymasın. Kendiyle baş başa kalmasın. Çünkü kalırsa? Evet, kalırsa zaten onları reddedecek. O yüzden biz kendimizle baş başa kalmayalım diye ne kadar çok propaganda yapıldığını da görmüş oluyoruz böylece. Şimdi ben Hazreti Hacer'in o say yaptığı şeyle bir şey demek isterim. Şimdi Hazreti Hacer
Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya koştu. Ama sayinin neticesinde tam böyle onun sayinin karşılığı olarak değil, fakat Hazreti İsmail'in aczinin karşılığı olarak ona zemzem ihsan edildi. Ama yine de orada o arayışı yaptı. Ama o gayreti yaptı. Gayret etti. Ve gayreti neticesinde Allah hiç ummadığı yerden rızıklandırdı onları. Onun için biz de gayret ediyorum, ediyorum, dua ediyorum, ediyorum, olmuyor. Zamanı geldi. Çalışıyorum, demek. Çalışıyorum, olmuyor. Lan bu kadar çalıştım, bir evim dahi olmadı diyen insanlara bunu söylemekte fayda var. Evet, biz gayret ederiz. Bizim vazifemiz gayret etmek. Bizim vazifemiz yolda, yolun sahibinin söylediği şekilde yürümek. Yani o sonucu elde edip etmemek değil maksadımız. Sonucu Allah veriyor. Ve bizi kendi o hani şeylerimizle, esbabperest tavırlarımızla, hani bu sebepten bu sonuç doğar tavrımızla da yüzleştiriyor. Bazen hiç çalışmamış olursun ama çalışmaya niyetin vardır ya da çok acizsindir. Allah her yerden sana koşturur nimetlerini. Bazen de çok çalışırsın. Ama gelmeyebilir. Ve sen çalışmayı bıraktığında ya da vazgeçtiğinde, bir şeyi hedeflemeyi vazgeçtiğinde, çalışmayı değil, o hedeften vazgeçtiğinde Allah daha iyisiyle sana mukabele eder. Ama oradaki tabii vazgeçme, Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Evet. Demek ki burada bir hayır var ki, evet, nasibim bu değil diyerek, yoksa hani bir şeyden vazgeçerek. Evet. Orası çok ince bir ayrım bence. Ben şunu fark ettim kendi hayatımda. Ya bir şeyi hedeflediğimde, o hedeflediğim sırada çok sıkıntı yaşadım. Ya herhalde benim için hayırlı değil ya Rabbi, ben bu hedefimden vazgeçtim. Ben senden daha hayırlısını istiyorum deyip vazgeçtiğim noktada çok daha hayırlı bir şekliyle bana gönderildiğine şahit oldum. Onun için Allah'ın rahmetinden niye ümit keselim? Allah biliyor, hazinesi sonsuz. Yani bende bir şey yok ama Allah'ta yok yani. Yani çok güzel. Bende bir şey yok Allah'ta yok. Çok güzel. Bunu çok sevdim. Elhamdülillah. Evet. Şimdi kurban meselesini, o imtihanı kazandıktan sonra Hazreti İbrahim tekrar dönüyor ve ondan sonra Hazreti İshak'ın müjdelenmesi geliyor ve Hazreti İshak da doğuyor. Hazreti Sare'den olan oğlu Hazreti İshak. İshak anlamı neymiş biliyor musunuz? Gülen çocuk demekmiş. Yani gülen ve güldüren, sevinç kaynağı çocuk demekmiş. İsmail de Allah'a yükselen demekmiş. Yani çok ilginç değil mi? Bak, Allah'a yükselen bir çocuk var. Bir de o ailenin neşesi olan, güldüren ve gülen bir çocuk var. Güldüren ve gülen çocuğun bir şeyi de alim olması. Ama o Allah'a yükselen çocuk da halim bir çocuk. Dolayısıyla Allah, hani daha önceki konularda söyledim. Hangi özellikler? Evet, Hazreti İbrahim babasına karşı hilmle cevap verdi, şefkatle cevap verdi. Babasıyla olan münasebetinde hürmeti kırmadı, saygıyı elden bırakmadı ve ona dua etmeye, hidayeti için dua etmeye devam etti. Sanki Hazreti İsmail'le ve Hazreti İshak'la sevindirilmesi o babasıyla olan muamelesinin bir sonucu oldu. O yüzden biz de evet sıkıntılar yaşayabiliriz, şeyler yaşayabiliriz. Sonucu hemen görmeyebiliriz ama biz duruşumuzu bozmazsak, Rabbimize olan ittikamızı yani takvamızı bozmazsak, Rabbimize karşı olan sorumluluğumuzun farkına vararak davranırsak, İşte olan olayların onun göndermesiyle olduğunu fark edersek, kişileri değil, olayların içindeki kişileri değil, suçlamak yerine bu Rabbimdendir ve olan hayırdır deyip dua etmeye devam edebilsek, hilmimizi muhafaza edebilsek, Hazreti İbrahim gibi ödüllendiriliriz diye düşünüyorum. Olanda hayır var. Olanda hayır vardır. Bir de şunu söylemek lazım. Olan hayırdır. Belki. Olan hayırdır. Hani babası Hazreti İbrahim'in putperestti ve put yapıyordu. Ona bir peygamber verdi Allah-u Teala. Belki de o 100 senelik çocuğu olmadığı dönemde Allah-u Teala bir de onu isyan eden bir evlatla imtihan etmek istemediği için vermedi. Evet. Ama sonra 100 sene sonra düşünün, iki evlatla biri güldürüyor. Torun gibi. Evet. Yani
O neylerse güzel eyler, evet. Teslim ve seyirci olmak. Babacığımın bir lafı var. Ben hemen hemen katıldığım her yerde onu anlatırım. Babam çok gamsız görünürdü. Yani ona en kötü şeyleri söyle. İşte komşuya şu olmuş, şu çocuk şuradan. Olur kızım, olur, olur kızım, olur. Ya dedim, nasıl bir adamsın babacığım ya dedim. Yani hiç mi üzülmüyorsun, hiç mi şaşırmıyorsun? Ben dedi, gamsız değilim, sen öyle zannediyorsun. Çünkü dedi, sen bir film seyrediyorsun. O film heyecanlandırıyor seni. Eyvah, arkandan biri geliyor, seni öldürecek, kaç filan diyorsun başroldeki oyuncuya. Film çevrileri 20 sene olmuş diyor. Sen 20 sene önce çevirmiş bir filmin sonunu değiştiremezsin. Evet. Cera, macera ve cefi kalem. Her şey yazıldı, kalemde kırıldı. Ben sadece kendime düşenlerden sorumluyum. Evet. Başkalarına kader yazıcı değilim. Bu çok büyük bir özgürlük yahu. Aynen. Nasıl aynen. Özgürlük? Hastalıkların da temelinde psikolojik sebepler yatmıyor mu? Yatıyor. Yani başkaları için üzüle üzüle, üzüle üzüle, öfkelene öfkelene kendimizi hasta ediyoruz. Evet. Ne lüzum var? Babanın bir hastalığı var hiçbir mıydı? Hiçbir hastalığı. Yoktu, bir tek bir venöz yetmezliği vardı. O da babaannemden ona yadigar. Onun haricinde sapasağlamdı. Yani eğer bu pandemi süreci olmamış olsa babamın fiziki bir hastalığı yoktu maşallah. Evet. Ve her şeyi yerdi biliyor musun? Allah Allah. Ben ikisinden neyin yapılması, neyin yapılmamasını öğrendim. Annem, ay şu dokunur, şu kolesterol yapar, bu şeker yapar derdi. Babam, bismillahirrahmanirrahim. Bir de ne yapardı biliyor musun? Ramazan ayındayız. Diyelim sahurda imsak oluyor. Bir tane portakal yemiş, ikinciyi de hedeflemiş ama yememiş. O portakaldan özür dilerdi babam. Derdi ki, ey portakal, senden özür diliyorum. Sen de insan olmak istedin ama ben zamanı iyi kullanamadım. İmsak oldu, seni yiyemedim derdi. Ve sapasağlamdı. Maşallah, barakallah. Maşallah. Evet, dakikamızı Allah soralım Mustafa'cığımıza. Oo, daha var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 4 dakikamız. Şimdi Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail Kabe'yi inşa edecekler. Ki Kabe Mekke'de ve yeri daha öncesinde var ama temelleri var. Ama kaybolmuş durumda. Hazreti Adem tarafından yapılan ilk mescid Allah'ın emriyle ve göstermesiyle ve ikinci mescid de Mescid-i Aksa biliyorsunuz. Yine Hazreti Adem tarafından İkisi yapılıyor. De. İkisi de. Aralarında da epey bir 40 sene gibi ya da biraz daha uzun bir süre olabilir. Bir süreyle önce Kabe, sonra Mescid-i Aksa yapılıyor. Fakat yeri kaybolmuş ama temeller duruyor. Rabbimizin Hazreti İbrahim'e haber vermesiyle, yerini göstermesiyle meleği aracılığıyla ondan sonra Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim Kabe'yi o temeller üzerine yükseltiyorlar. Yapıyorlar ve Hazreti İbrahim'in işte duvarları ördüğü işte o gösterilen şekliyle Hazreti İsmail'in de ona yardım ettiği hem taşları kaldırmasında hem taşları bulmasında, yontmasında, aralarına sıva koymasında yardım ettiği söyleniliyor. En son işte şey bitince, boyun Kabe bitince, ya. Boyu yetmediği yerde tabii ki bir makam-ı İbrahim'de olan bir taş var. Yükseldiği ve Hazreti İbrahim'in oraya çıkarak yaptığı söyleniliyor. En sonunda Rabbimiz emrediyor. İşte duvarlar yükselip Kabe bittikten sonra. Şimdi insanları hacca çağır diyor. Kim? Hazreti İbrahim'e. Hayır hayır, yani kim gelecek? Kim bu? Gelecek diyor, ben nasıl duyuracağım sesimi diyor. Sen çağır, ben o sesleri duyuracağım diyor Rabbimiz. Ve Hazreti İbrahim insanlığa sesleniyor. Bakın, insanlığa, Müslümanlık demedim, Müslümanlar demedim. Bütün insanlığa sesleniyor ve onları hacca davet ediyor. Ve onlara hacca davet etmesi üzerine ki Rabbimiz herkese duyuruyor, deniliyor ki işte o hacca daveti kim aldıysa ve kimle beklediyse öyle hacca geliyorlar sıraları geldiğinde. Yani ruhlar alemindeki insanlar da duyuyor. Bütün insanlığa sesleniyor çünkü. Ve dolayısıyla kim o söze, o çağrıya lebbeyk dediyse ruhlar aleminde dahil onlar hacca gelir geldi diyorlar. O zaman bütün insanlar evet. İslam özünüze evet. Dönün. Evet. Evet. Fıtratınız bir de zaten şey var ya bizim o bezmi eles dedikleri yerde Rabbimiz bensin Rabbiniz evet, değil miyim Rabbim. Diye. O zaman ne diyoruz biz hepimiz? Evet sen bizim bela. Rabbimizsin diyoruz. Bela diyoruz yani. Ama bazılarımız orada Rabbimize
Rab kabul ettiğimizi ve ona tabi olmaya söz verdiğimizi unutuyoruz. Geldiğimizde Rabbimiz onu hatırlatıcılar gönderiyor. Hatırlayan hatırlıyor, hatırlamayan geri kalıyor maalesef. Hatırlayanlardan olmayı amin, nasip etsin. Amin, amin, amin. Sonra tabii ki Hacerül Esved'in konulması da var Kabe'ye. Hacerül Esved'in cennetten getirilen, Hazreti Cebrail'in cennetten getirdiği, aslında aslının bembeyaz bir taş olduğu, zamanla yaşananlardan dolayı karardığı söyleniliyor. Ve deniliyor ki biz Hacer-ül Esved'i selamlıyoruz. Çünkü orada işte Hazreti İbrahim'in çağrısına kulak verenlerin ve tamam geleceğiz diyenlerin isimleri orada kayıtlı diyorlar. O yüzden biz sağ elimizi tutarak Hacer-ül Esved'i selamlıyoruz. Ondan dolayı diyorlar ki işte biz orada kendi aslında barkodumuzu okutuyoruz. Tabirim hoş değil bu zaman. Evet, retine evet. Okutmak gibi kimliğimizi okutmuş oluyoruz. Böylece o çağrıya cevap verdiğimizi göstermiş oluyoruz diye bir rivayet de var. Defalarca gitmeyi nasip etsin. Amin, inşallah. Biz oraya gittiğimizde, her gidişimizde bu kadar böyle çetin kayalar, burada Kabe olmasa kim gelir ki buraya? Değil mi? Evet, evet. Hep onu diyoruz. Son gittiğimde de yemyeşildi, inanılmayacak şekilde. Gerçekten. Yani 15-20 santim ot var, rüzgarda sallanıyor. Orada yıllardır yaşayan, orada doğanlar ilk defa hayatlarında böyle bir şey gördüklerini söylüyorlar. Evet. Ve develer şaşkın vaziyetteler. Düşünsenize. Allah evet. Allah. Yani daha neler göreceğiz bakalım. Biz çok mutluyuz. Elhamdülillah. Eminim. İnşallah siz de mutlusunuzdur. Çünkü tefekkür ediyoruz, öğreniyoruz. Allah razı olsun. Allah İnşallah yorumlara da yazılar yazın merak ettiğiniz şeyleri. Çok teşekkür ediyoruz seyrettiğiniz için. Yarın yine görüşelim Allah'ın İnşallah. İzniyle.